Günaydın. Selamlar. Saat sabah 8. Burası Macaristan arkadaşlar. Kolstad. Çok Kolstad mı çalışmadı ya? Çünkü niye çok Kolstad olmuyor bizde abi? Araba çok soğumuyor yani. O yüzden olabilir. Dorsa nerede ya? Dorsayı takalım abi. Abi doğuya gittikçe var ya öbür boyuta geçiyorum yani. Hava ısınıyor, ortalık toz toprak olmaya başlıyor. Macaristan Keşkemet burası. Dorsayı kestim arkadaşlar dün gece. Çünkü geldim ben buraya. Dorsa termokinme çalıştığı için termokinlerin yeri burası. Ayrı bir yer yani. Abi bütün termokinler çalışıyor. Tek benimki olsa sorun değil yani. Hepsi çalışıyor. Gır 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 gır. Sağa dön, sola dön. Uyuyamadım. En sonunda isyan ettim. Dedim başkanın... Bir dakika, o başka bir şeydi. Bak şimdi Dorsey'i nasıl taktığımı göstereceğim size. İndiğim zaman da sesi duyacaksınız, buradaki sesi, gürültüyü. Hemen yanında bir tane daha vardı. Burada bir tane daha vardı. Bak onlar gitmişler. Evet, buradan arkadaşlar arka dingili aktif ediyorum. Sonra indirmeye başlıyorum. Şöyle şuna basınca iniyor. Arka dingilin indiğini de buradan görebiliyorum. Evet, yeterli. Bunu yapmadan Dorsey'e girersem çamurlukları Dorsey'e vurmuş olurum ve çamurluklarım kırılır. Dorsey'e yanaşırken arkadaşlar bakın. Hemen şu D harfinin az ilerisinde bir tane rüzgarlık var, görüyor musunuz? Bu rüzgarlığı o Dorsey'nin şuradaki babasına, direğine denk getireceğim. O denk geldikten sonra diğerine de bakacağım. Arka lastikten de görebiliyorum denk gelip gelmediğini. Bak şimdi denk geldi. Görüyor musunuz? Şu an dümdüz. Bu da diğer taraf. Şu an hizada. Böyle girebiliriz. Biraz daha geri almam gerekiyor. Hop, tamam. Çok da değil. Araya girebileceğiniz kadar mesafe kalacak arkadaşlar sadece. Bak var ya, şu an yine iyi yani, he. Şu an iyi hal yani. Gece çok daha fazla araba vardı. Çok gürültü vardı. Evet, ilk önce arkadaşlar doğrusu frenimiz çekili mi değil mi onu kontrol edeceğiz. Ben dün çekmiştim ama %100 her zaman bunu yine kontrol etmek gerekiyor. Ne olur ne olmaz diye. Biraz daha gelseydi soğurmuş şöyle falan. Ama problem değil yani. Bağlantıları takacağız. Dorsey'i söktüğünüzde bunları hep yerlerine koymanız lazım. Çünkü aradan düşerse şapta dolaşır arkadaşlar. Kablolarınızın hepsi kopar, yolda kalırsınız. Eldiven takmak lazım, tamam, neyse.
oturuyoruz geri. Sonuna kadar kaldırdık arkadaşlar. Az önce indirmiştik ya, şimdi kaldırıyorum. Şimdi dorsal ayaklarını birazcık kaldıracağım. Sonuna kadar kaldırmayacağım. Dorsal düşerse tutsun diye, riskli çünkü. Ne olur ne olmaz. Dorsal ayaklarını kaldıracağım. Ama az kaldıracağım. Sonra dorsaya gireceğiz. Neden az kaldırıyorum? Böyle geri geri gidersem dorsanın ayaklarını kanıttırır arkadaşlar. Ayaklar yamulur. O yüzden. Bunu böyle çevirirsen kalkar. Saat yönünün tersine. Saat yönüne doğru çevirirsen iner. Triko bu. Bu. Bak. Bu kadar kaldırsan yeter. Yerden bağlantısı kesilsin. Çekiciye binsin dorsa. Geri geri gelirken bunlar yamulmasın. Maksat burada bu yani. Ama tamamen de kaldırmayın. Çünkü ne olur ne olmaz pim çıkar girmez unutursunuz. Çıkarsınız altından düşmesin dorsa yere yani. Evet. Frigonun yakıtını da kontrol edelim. Romanya'da fulleyeceğiz arkadaşlar bunu. Hiç durmadan çalışıyor non stop. Sonra buradan seviyeyi alıyoruz. Bu vaziyetteyken girilmez arkadaşlar. Çünkü pim böyle havadayken ön taraf şöyle duruyor. Yani böyle düz değil böyle duruyor. Vurduğunuz zaman plate'le pime king pimi diyorlar ona. O pimi yamultma, eğme riski durumu oluşabiliyor. Kolay kolay bir şey olmaz ama yine de ya da plate'in içerisinin iç mekanizmasını, yaylarını, yayını, ayını ay dediğim evet orada bir ay var. Hilal var, hilali. Onları falan da bozma riski doğuyor. En güzeli böyle düz girmektir. Yavaş yavaş gireceğiz. Biraz cam açacağız burada. Ses gelsin. Öyle gelip bam diye vurmak yok arkadaşlar. Bazıları öyle yapıyorlar çünkü. Evet. Şık şık yaptı sadece. Duydunuz mu? Gelip bam diye vurmayın plate'i öyle. Ses gelecek abi kemik gibi dan diye vuracağım falan filan diyorlar da bazı arkadaşlar öyle bir şey yok yani. Geldin abi çıt diye durdun. Tık tık yaptı. Bak ileri doğru gaz veriyorum. Vites şu an D yani dry ileri doğru. Bir daha gaz veriyorum. Evet. Çekici dorsaya asılıyor. Dorsa gelmiyorsa pim kilitlenmiş demektir. Niye gelmiyor dorsa? Dorsanın frenleri aktif hala. Bak burada kesinlikle park frenini iptal etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ekranınıza bakıyorsunuz. Herhangi bir hava uyarısı yoksa hava arkaya ulaşmış ve arkaya doldurmuş demektir. Park freni dorseden şu an açık. Çekicide de açık. Burada park frenini indiriyorum. Ama bunu yaparken dikkat edin. Dorsede çekicinin park freninin mutlaka çekili olması lazım. Çekicinin park freni çekili değilse bunu indirdiğinizde araba yürümeye başlar direkt. O da ne olur? Sorun olur. Tekrardan bakıyoruz gözle muayene. Şurada plate'in kolu var arkadaşlar. Bakın onun pozisyonuna bakıyorum. Emin olmak için. Bağlantıları tabii sorunca devam ki. Evet arkadaşlar şimdi artık çıkıyorum yola. Yola çıkarken de birazcık daha yine bakıyorum takip ediyorum. Dorsa geliyor mu arkadan diye. Evet geliyor. Bir sorun yok. Abi dorsa 0 derece. Yani kapatamıyorum da. İçinde et var çünkü. Start stop'a da alamıyorum. Devamlı çalışıyor. 2 gündür. 2 gün mü oldu? Kolay gelsin. Eyvallah. Sağa dönün. Orada şimdi bekçi vardı. Dedim ona ben dedim dorsaya söktüm abi dedim arkaya dedim bak. Dorsa dedim kapanırsa motor
Beni dedim uyandır gece. Tamam dedi o da sağ olsun. Metre sonra rampaya doğru sağa dönün. Evet, otobandayız yine. Romanya'ya doğru devam. Dorsayı söküp takarken arkadaşlar söylemeyi unuttuğum bir şey var. Şimdi arabanın ABS uyarısı yandı, uyarışı yandı. Römork ABS arızalı diye. Durdum, ben de motoru kapattım, tekrar geri çalıştırdım, düzeldi. Niye oldu? Çünkü dorsayı söküp takarken, yani dorsanın kablolarını, bağlantılarını, özellikle ABS kablosunu, elektrik kablolarını takarken aracın motorunun kapalı ve kontağının da kapalı olması gerekiyor. Orada termokinin sesinden ben bunu atlamışım, arabanın motor çalışıyordu çünkü. Motoru kapatmayı unutunca ABS devreye girmedi. O yüzden her zaman kabloları sökerken ve takarken motorun da kapalı olması gerekiyor. Onu da söyleyeyim ek bilgi olarak. Dün akşam geldim ben buraya. Çorba içeyim hadi dedim. Bir şey yememiştim 4-5 saattir. Bir çorba içtim arkadaşlar ekmeksiz. Gece olduğu için. Sonra bir takipçi ile karşılaştık. Meslektaşımız, takipçi meslektaşımız sağ olsun takip ediyormuş pandemiden beri. İzliyorum ben senin videolarını dedi. Onunla oturduk, bir çay içtik, sohbet ettik. Şimdi sabah tekrar gittim çorba içmeye. Karşı masadan bir abi bana bakıp duruyor. Ben anladım tabii tanıdığını da. Bir şey söylemiyor ama. Sonra ben yedim işte, kalktım tepsiyi bıraktım. Merhaba dedim geçerken. Selam dedim, Mert sen misin dedi. Benim dedim abi. Ya ben de diyor, bakıyorum çıkartamıyorum, o mu değil mi falan filan diye. Ya belki biraz çekiniyor da olabiliyor insanlar arkadaşlar. Beni gördüğünüz zaman ben sonuçta sizin meslektaşınızım, şoförüm yani. Ben bir şey değilim burada. Tanırsanız eğer, bir selam verirseniz yemek yeriz, çay içeriz, çorba içeriz beraber, sohbet ederiz. Ben de mutlu olurum. Hoşuma gidiyor, seviniyorum yani bundan. Sonuçta biz arkadaşız, meslektaşız yani burada. Sadece meslektaşlarım değil, diğer tüm arkadaşlar da gören tanıyan olduğu zaman arkadaşlar mutlaka selam verin. Oturalım, konuşalım, sohbet edelim yani. Evet, dorsayı taktık. Yola çıktık abi. Ben dorse düşürdüm bir kere arkadaşlar. Arabanın arkasından dorsayı düşürdüm yani. Onun nasıl olduğunu anlatacağım size. O zaman İzmir'de Euro HMS'e daha yeni geçmiştim arkadaşlar. Daha vizem daha yeni çıktı. Çıkmamıştı hatta o gün. Bir gün sonra yani onaylanmış, bir gün sonra alacaklardı. Dedim beni çağırdılar işte, Mert bir kaç yükleme var. Yardımcı olur musun, gelir misin diye dedim. Tabii gelirim, niye gelmeyeyim yani. Kalktım gittim abi, o mavi Beko'yu aldım. Garaja gittim, garajdan bir tane Dorsey aldım İzmir'den. Pınarbaşı'ndan Çiğli'ye gittim, Dorsey'i yükledim. 4-5 saatte yüklendi Dorsey, makine yüklediler. Sonra geri geldim garaja. Başka bir tane Dorsey'i taktım arkadaşlar. Sonra yola çıktım. Gittim aynı yerden, onu da yükledim, onu da getirdim. Kestim aynı yere. Artık 10 saat, 11 saat falan geçti yani. Öbür bir tane daha dorsi var, bunu da takıp işte elektrikçiye götürür müsün? Dingil kaldırma balansını yapacaklar dediler. Tamam, onu da götüreyim dedim ama çok yoruldum artık yani. Geçtim arkadaşlar, dorsenin altına girdim. Aynı şu an yaptığım işlemleri yaptım. Ama orada bir şeyi farklı yaptım bugün yaptığımdan. Dorsenin ayaklarını tamamen kaldırdım. Çünkü artık tekrar inip onunla uğraşmak istemedim, çok yorgundum. Tamamen kaldırdım abi, bir daha oraya gitmeyeyim diye. Tam ben dorseye yanaştım, indim aşağıya arabadan, kablo bağlantılarını yaptım, geri bindim, sonra arabayı geri sürüp pimi dorseye kilitleyeceğim yani. Tek o kaldı, başka bir şey yok yani. Tek o kaldı, bir de dorsenin frenini serbest bırakacağız. O anda da bir tane tırcı geldi. Şimdi benim yanıma yanaşmaya çalışıyor, bak orada bir sürü boş yer var, benim yanıma yanaşmaya çalışıyor. İleri gidiyor, geri geliyor, ben ileri geri yapamıyorum. Oturdum izledim ben bunu ne yapıyor diye. Arabaya vuracak edecek diye korkuyorum çünkü bir yandan da. Neyse, en sonunda bu geldi, yanaştı. Camı açtım ben de. Ne yapıyorsun dedim. İyi, sen ne yapıyorsun dedi. Dedim abicim görmüyor musun dedim. Dorsiyi dedim takıyorum, burada manevra yapacağım, çıkış yapacağım dedim. Dedim başka yer mi yok dedim, geliyorsun buraya giriyorsun dedim ya. Ya birader burası duşlara yakın, ondan buraya geldim. Ya tamam, o zaman biraz bekle, ben çıkayım öyle gir. Zaten bir tane boş yer var arkadaşlar, yani en az 10-15 tane tırlık boş yer var. Benim yanımda bir tane boş yer var, öbür tarafında tır var, daracık yere gelmiş arabaya sokmaya çalışıyor. Ya
Ya arkadaş birazcık yürüyün ya. Yürüyün abi biraz ya. 100 metre yürümemek için bunu yapıyor yani. Hani banyoya gidecekmiş ya, tuvalete gidecekmiş ya. Yürümemek için. Ya yürü yani, ne olacak sana? İyilik bu, kötülük değil ki. Akşama kadar çay, sigara arabanın içinde zaten, kahve. Bir de sen yürümekten imtina ediyorsun. Yürümüyorsun. Hareket etmiyorsun. Sonra 50 yaşına geldin mi kalp krizi. Ona kızdım biraz, tartıştık adamla. Ondan sonra senin dedim yapacağın işin dedim, ben taktım arabayı D'ye abi, gaza bir basarsın. Tam gaza bastım, aklıma geldi. Aynaya baktım, Dorsa gelmiyor çünkü arkadaşlar. Gördüm Dorsa'nın gelmediğini. Gaza bastığım anda aklıma geldi. Dorsa'nın da gelmediğini görünce dedim Dorsa'ya ben takmadım. Hemen anında frene bastım ama kurtaramadım yani. Dorsa düştü. Dorsa düştü. Ama Allah'tan ayaklarını tam yukarı kaldırmamıştım yani. %100 kaldırmadım. Yine bir %20 falan bırakmıştım. Onu artık dedim sanayide kaldıracağım zaten. Sanayide bir daha Dorsa'yı keseceğim. Orada dedim indireceğim zaten. Oraya kadar gider böyle diye. Dorsa düştü abi. Allah'tan Dorsa'da yük yok. Dorsa'da yük olsa şasisi falan yamulur Dorsa'nın yani. Benim çekicinin şasisinde yamulur arkadaşlar. Çünkü Dorsa düştüğü zaman şasinin üzerine düşüyor. Yani çekicinin şasisinin üzerine düşüyor. Sonra şirketi aradım. Dedim bana dedim bir elektrik kablosu, bir ABS kablosu, bir tane dedim forklift bulun gelin. Ne oldu dediler. Dedim korkmayın, panik yapmayın, hasar yok. Dorsa sağlam ama dedim düştü. Neden panik yapmayın? Çünkü dorsa hasar alırsa, yani masraf önemli değil arkadaşlar, yaptırılır. Bana da kimse bir şey demez bunun için. Ama dorsa işi uzayacağı için dorsa yola çıkamaz. Yani yatırmış olursunuz arabayı, dorsa yatırı. O asıl büyük zarar. Hani dorsanın tamiri büyük zarar değil. Sonra bir baktım abi, bizim baş şoför geliyor forkliftle. Forkliftin yanına oturmuş arkasına. Yok önüne o çatallar var ya. Nereden buldu getirdiyse onun önüne oturmuş. Ben zaten boş durmadım. O ana kadar dorsayı kaldırmaya çalışıyordum ben krikola. Ama tabii çok ağır seviyede kaldırdığınız için o yüzden. Ne oluyor ya? Geri zekalı mısınız siz ya? Gördünüz mü olayı? Aptal herif ya. Önünde hiçbir şey yoktu arkadaşlar arabanın. Ben o arabanın yavaşladığını gördüm ama duracağını düşünmedim. Çünkü önüne baktım, ön tarafında hiçbir şey yoktu. Bomboş gidiyordu. Kendi kendine durdu yolda ya. Arabanın fren engel tanıma uyarı sinyalleri şeyi devreye girdi. Ben frene bastım ama hafif bastım freni. Arabanın durduğunu anlamadım çünkü. Ama araba durmuş, sonra çekici kendi kendine freni arttırdı yani. Yüklendi fren, araba kendi kendine durdu. Allah'tan arkadan gelen maşamadı. Bak şu otobüs arkamdan geliyor da. O da çok zor durdu yani. Aptal herifler ya. Neyse, ne anlatıyordum ben? Ne anlattığımı unuttum bak. Sinirden. Neyse ya, forklift'le gelmiş. Forklift'i Dorsa'nın ön tarafına getirdik abi. Kaldırdı. Şimdi tek taraftan kaldırdığı için forklift de gücü yetmiyor yani. Forklift'in arkası kalkıyor. Dedik bir tane daha forklift bulun. Bir forklift daha geldi sonra. Biri sağdan biri soldan Dorsa'nın ön sol taraflarından Dorsa'yı kaldırdık. Ben tekrar Dorsa'nın altına girdim. ABS kablolarını falan değiştirdik orada arkadaşlar. Yeniledik. Sonra yola çıktım, gittim o Dorsa'yı da tamire bıraktım yani. Sonra geri geldim, eve gittim, yattım, uyumuştum. Bir gün sonra da o yüklediğim ilk Dorsa'yı alıp Polonya'ya doğru mu? Çek Cumhuriyeti miydi? Polonya mıydı? Polonya'ydı galiba. Polonya'ya doğru yola çıkmıştım arkadaşlar. Öyle bir anımız olmuştu orada. Ama yaşadığınız her olumsuz deneyim böyle sizi daha da bilinçlendiriyor. Daha da dikkat etmenizi sağlıyor. Daha da deneyim kazandırıyor size arkadaşlar. Ki o zaman acemi değildim ben. Yani yaklaşık 1-1,5 senelik tırcıydım. Ona rağmen ilk defa o zaman bir Dorsa düşürdüm. Ondan sonra da bir daha
hiç Dorsa düşürmedim. Ya Allah'tan var ya, arabanın arkasındaki yük devrilecek bir yük değil arkadaşlar. Zaten kısa kısa paletler, 1,5 metrelik, 1 metrelik, hepsi birbirine dayanmış. Bir şey olmamıştır paletlere de. Yani arabanın arkasında rulo kağıt olsa, dik büyük olsa yandık yani. Gördüğün gibi her an her şey oluyor. Şimdi fotoğrafları birleştirdim arkadaşlar. Şimdi bu adam soldan beni takip ediyordu, tamam mı, bir süredir. Arkasında römork olan araç. Sonra o beni solluyor, sağa geçiyor. Onun beni arkasından bir tane otomobil solluyor. O da onun yanına gidiyor. İkisi bir süre yan yana gidiyorlar. Tartışıyorlar herhalde o anda. Sonra otomobil diğer aracın önüne geçiyor ve frene basıyor. Ya diğer aracı taciz ediyor. Frene basıyor. Sonra ikisi birden duruyorlar arkadaşlar. Arkadan ben geliyorum, kornaya basıyorum. Gidiyorlar, yürüyorlar. Yani doğuya gittikçe evet, bir başka boyuta hakikaten geçiyorum yani. Şöyle bir olay abi, yani çok enteresan ya. Harbi çok enteresan. Yani böyle bir muhabbet yüzünden Barkın Bayoğlu vefat etti işte köprüde. Arabada tartışan bir çift yüzünden. Abi boş ver, bas git yoluna ya. Ne uğraşıyorsun ya? Ne uğraşıyorsun, ne duruyorsun, ne adamı taciz ediyorsun? Bırak soldan gidiyorsa gitsin. Biraz bekle, bir dakika, iki dakika. İki selektör yap, bir kornaya bas, çıkar adam zaten yani. Ne gerek var? Ben vursaydım arkadan, mesela ne olabilirdi? Bu arabada aktif fren sistemi olmayabilirdi arkadaşlar. Ben önüme bakmıyor olabilirdim. Telefonda oynuyor, mesaj atıyor olabilirdim sağa sola. Ve o anda, ya ben bunu yapmam da yapabilirdim yani. Başka insanlar yapıyor, görüyoruz internette videoları. Ben ona vursaydım, o öndekine gider vururdu. Arkasında bir de römork var. O römork komple arabanın içine girerdi. Geberir giderlerdi burada yani. Bu kadar aptal nasıl olabiliyor insanlar, ben anlamıyorum ya. Ya neler oluyor arkadaşlar, bir göreceksiniz. Adamlar Sakar geçidinde kaçış rampasının önünde durmuşlar. Çay içiyorlar, kahve içiyorlar arabanın içinde ya. Açmışlar bagajı. Dolduruyorlar, çay kahve içiyorlar. Sakar geçidinde rampa inerken böyle sağa doğru şey var. Kaçış rampası var. O ne için var? Freni patlayan tırlar, kamyonlar için, otobüsler için var. Rampa aşağı inerken oraya kaçsınlar, rampa yukarı, arabayı durdursunlar diye var. Yani nasıl bu kadar aptal olabiliyor anlamıyorum ya. Şu olaya bak ya. Macaristan'da oluyor bu yani bir de. Yani burası da öyle o kadar kötü, geri kalmış bir ülke değil arkadaşlar. Macaristan iyidir yani birçok konuda. Yani ben onların durduğuna ayılamadım. Eğer bu arabanın çarpışma önleme sistemi olmasaydı ben büyük ihtimalle onlara vuracaktım. Yani vururdum, öyle çok sert vurmazdım. Bir çarpardım, o da gider öndekine çarpardı. Maddi hasarlı kaza olurdu sadece. Ama sonuçta kaza olurdu yani. Çünkü ben frene basmaya başlamıştım ama araç zaten benden önce fren yapmaya başladı. Araç onların durduğunu algıladı çünkü ben algılayamadım. Gidiyorlar sandım çünkü önlerinde araba yok. Ben durduklarını algılayamadım yani. Ama araç benden çok daha önce fren yapmaya başladı ve freni çok sertleştirdi oraya gidene kadar. Zaten arkadaşlar bu çarpışma önleme sistemleri bu yüzden var yani. Çünkü şoförlerin yapılan araştırmalarda, oluşan kazalarda arkadaşlar, şoförlerin müdahalelerinin geç olduğunu, 2-3 saniye geç olduğunu tespit etmiş Volvo, Mercedes. Ve bunun üzerine çarpışma önleme sistemi geliştirilmeye başlamış. Zaten şoför 2-3 saniye geç fark ediyormuş olayları ve frene de geç basmaya başlıyormuş. Yani frene de tam basamıyormuş yani adam. Yani tam kuvvetle frene basamıyormuş o anki panikle, şeyle, G kuvvetinin de etkisiyle. Öne doğru çünkü sizi çektiriyor ya böyle frene bastığınızda. Bir tane Instagram'da bir kaza dolaşıyor. Adam Hindistan'da mı bir yerde oluyor? Yok, bir Arap ülkesinde oluyor. Adam kamyonla tırla gidiyor arkadaşlar. Bir tane viraja giriyor. Virajın İçinde de tünel var böyle. Tünele girer girmez abi, sola döner dönmez trafik var. Trafiği görüyor adam. Allah 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 diye bağıra bağıra frene basıyor ama tabii kurtaramıyor. Gidiyor vuruyor adamlara. Tünelin içinde de trafik niye varmış arkadaşlar? Bakın cehalete bakın şimdi. Düğün konvoyu tünelin içerisinde durmuşlar. İnmişler arabalardan oynuyorlar. Adamlar oynarken öldü gitti yani, bileceğiniz, anlayacağınız. Ya tünelin içerisinde durup arabadan inip oynamak nedir abi ya?
Sonra ben şeye dikkat ettim. Kazanın nasıl engellenebilirdi ona bakmaya çalıştım biraz işte. Ya da şoförün bunda bir hatası var mı? Evet arkadaş, şoför geç fark etmiş. Ben 3 saniye saydım arkadaşlar. Tam zaten araştırmaların söylediği gibi. Tam 3 saniye veya 4 saniye boyunca şoför müdahale etmiyor. 4 saniye sonunda böyle bir ilkiliyor. Allah Allah diye frene basıyor ama her şey için geç oluyor. Çünkü 60-70'te falan gidiyordur büyük ihtimalle. Ya o hızlarla giderken bile saniyede 15-20 metre arkadaşlar. Araba mesafe kat ediyor, kat ediyor. Yani 90'la giderken 25 metre saniyede kat ediyor. Ya 45'le giderken hadi 12,5 metre olsun. Hadi 50 ile gitsin yani. 4 saniyede 40 metre geçti zaten. Sen virajdasın. Ne oldu abi? Şoförün başı belaya girecek. Yani o adamların orada durup oynamaları falan filan, evet bir hata, bir suç ama mahkemeye çıkan şoföre de diyecekler ki fark edecektin, bakacaktın, görecektin diyecekler yani. Öyle diyecekler büyük ihtimalle. İşte o adamın bendeki gibi bir aktif çarpma sistemi olsaydı arabasında o kaza olmazdı abi. Orada ben tahmin ediyorum en az 10 kişi ölmüştür arkadaşlar. Ben sayıyı görmedim, bir şey yazmıyordu ama en az 10 kişinin öldüğünü ben düşünüyorum. En az 10 kişinin hayatı kurtulacaktı sadece 3000-4000 dolarlık bir sistem o arabada yok diye öyle bir kaza orada oldu. Bugün de bu sistem bu arabada olmasaydı ben o arabaya çarpardım. Bundan %100 eminim yani. Çarpardım. Ha çok sert çarpmazdım ama benim yapacağım fren, ben sistemden daha erken onu fark edemedim zaten. Ve benim yapacağım fren sistemin yapacağı fren kadar sert olmayacaktı. O yüzden vuracaktım. Çünkü araba durdu ama bütün lastiklerden koku, balatalardan koku gelmeye başladı direkt arkadaşlar. Yani araba ağır bir de. Ya bu sorumsuzluk, bu ne aptallık ya, bu ne sorumsuzluk, ne cahillik, ben anlamıyorum bazen arkadaşlar ya. Otobanın ortasında giden arabayı durdurmak ne demek abi? Dörtlüyü yak geçin sağda durun yani. Bir derdin varsa yana sağa çekti adama, çekin sağa. Konuşacak mısınız, kavga mı edeceksiniz, ne yapacaksınız, yapın yani. Aptallar ya. Geçenlerde de bu mevzuyu konuşmuştuk hatırlarsanız. Ben anlatmıştım bu sistemlerin ne kadar önemli olduğunu, nasıl hayat kurtardığını. İşte canlı gördünüz az önce. Burası Mako Kantar arkadaşlar. Macaristan'ın Mako şehrinde bir kantar. Saatte 5 km hızı geçmiyorsunuz kantardan geçerken. Tek tek dingilleri tartıyor. Demir. Pasaport. Evrak istiyor. Abi arka dingilin 14 ton diyor. Elime de verdi kağıdı zaten. 14 ton diye yazıyor. Burada bu nasıl olabiliyor anlamıyorum. Ben Keşkemet'ten önce nerede? Avusturya'daki Kantar'a girdim ben. Orada 10.500 kiloydu. Burası 14.300 çıkıyor. Yani nasıl böyle bir şey mümkün olabiliyor anlamadım ya. Gerçekten enteresan. €732 ceza yedik arkadaşlar. Ben olayı çözdüm. Yük öne kaydı. Çünkü ilk dedim Kantar'da 10.500 bastığını ben gördüm dedim. Sorun yoktu. Adam da gösterdi. Ben de görüyorum dedi. Ama dedi şu an sorun var dedi. Bir büyük mü aldın yolda dedi. Hayır dedim, aklıma geldi o anda. Dedim şurada dedim bir ani fren oldu. Kamera kaydını da gösterdim hatta adama. Önüme çıktılar dedim, yani benim hatam değil bu dedim. Adam dedi ki yani evet değil ama biz dedi cezayı yazmak zorundayız yine dedi. Yazdı. Şimdi yük zaten öne doğru kaymış. Mahvolmuş. Ben şey yaptım. Geri gidip hafif frenler yapa yükü geri kaydırdım arkadaşlar. Tekrar kantara girdim. Bu kez doğru bastı. Bir sorun yoktu yani. Ama yük dağılmış. O yüzden ben şimdi bir fabrikaya gidip bu yükü düzeltmem lazım. Burada bir tane bizim müşterimiz de, oraya gideceğim. Yükü komple boşaltıp tekrardan düzgünce geri yükleyeceğim arkadaşlar. Sonra yola devam edeceğiz. It is okay. I'm going.
Okay, thank you. Ciao. Park etmeye mi çalışıyorsun dedi de hayır fabrikaya gideceğim yükü düzelteceğim dedim. Burası Macaristan Mako şehri. Nin girişi arkadaşlar. 2,5 kilometre sonra fabrika var, oraya gideceğiz. Ben aslında bu yolu Çek Cumhuriyet üzerinden gelmek istemiştim. Çek Cumhuriyet üzerinden gelsem buraları gece geçecektim, trafik olmayan saatlerde. Belki bu olay hiç yaşanmayacaktı. Ama işte böyle kader ağlarını örüyor yani. Neyse gidelim bakalım fabrikaya. Çok terledim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi fabrikaya geldim. Burada yükü boşaltacaklar, düzeltecekler tekrardan. Türk bir fabrika yani. Sahipleri Türk buranın. Döner fabrikası. Sağ olsunlar kahve falan içip şimdi yukarı duş al dediler. Terlediğimi gördüler çünkü duş alacağım. Yani orada malı ben geri geri gidip fren fren yaparak böyle milim milim geriye kaydırdım. Tonajı düzelttim ama ön taraftakileri hala dağınık durumda, oraları düzeltmemiz lazım. Komple boşaltıp geri yükleyeceğim ben burada malı. Bir duş alayım geleyim, sonra devam edeceğiz. Hesapla duş aldık değil mi? Bütün arabayı indirdik, geri yükledik arkadaşlar. Perişan oldum. 1800 kiloluk şeyler, paletler. Ve transpalet elektrikli değildi. Ellerim yara bere içinde kaldı. Bir de bu arabaya komple tarumar ettim. Her tarafı kaldırdım. Çünkü o fren esnasında arabanın içi dağıldı. Buradaki kartların falan filan hepsi havalara uçuştu. Bir tanesini kaybettim. Bulamadım DKV kartı. Onu aradım bir yarım saat falan da. Her yeri açtım söktüm yani. Buldum en sonunda şu aşağıda bir yerde. Yani var ya bu olay bakın iki tane geri zekalı yüzünden, iki tane beyinsiz sorumsuz yüzünden tırcılık hayatımın en kötü seferlerinden biri olmaya başladı şu anda. Yani bir sürü sorun çıkacak. Sigorta devreye girecek, bilmem ne olacak, onu bekleyeceğiz falan filan. Salı günü uçuş vardı. Yetişecek miyim, yetişmeyecek miyim belli değil. Romanya'da hiçbir şey bir günde olmuyor. Yani bu kadar büyük bir sorun haline geldik. Bu iki tane salağın önümde fren yapması, akabinde bu arabanın kendi kendine fren yapması bütün malı öne doğru yığdırdı. O malları düzelttik, geriye doğru düzelttik ama öndeki 4-5 palet arkadaşlar yok yani. Yok, iptal. En az 5-6 ton et arkadaşlar çöp şu anda. Almayacaklar onları büyük ihtimalle. Biz sabah sigortaya bildireceğiz yani Semire sigortasına. Sigortadan şirket parayı alacak ama ben çok üzüldüm yani. Yazık sonuçta yani bu kadar. İnsanların yiyeceği bir şey bu. Yazık günah yani. Ne gerek vardı abi yani. O adamlara hiçbir şey olmadılar. Bak çektiler yollarına gittiler. Olan bana oldu yani. Olan bu mala oldu. Olan insanlığa oldu abi yani. O kadar açlığın şeyin olduğu bir dünyada 6-7 ton etin yani çöpe gitmez belki bilmiyorum. Hayvan maması mı yaparlar, bir şeyler yaparlar illa. Çünkü et bozuk değil. Sadece ambalajları delindi arkadaşlar. Ambalajlar delindiği için de iade almayacaklar, kabul etmeyecekler yani malı. İnsanların yemesi için kullanmayacaklar. %100. Sola dönün. Biz zaten yarın sabah sigortaya bildireceğiz malı. Orada arkadakiler sağlam. Sağlamları alırlar. Öndekiler büyük ihtimalle başka bir yere bırakılacak yani. Ya imha edilir ya da mama falan mı yapılır artık bilmiyorum ne olacaksa. Yok bir şey yok, sakin ol. Adam dönüş yapıyor. Şimdi kamera kayıtlarını şirkete gönderdim arkadaşlar. Daha gerisinden başlatarak Audi'nin öne geçip fren yaptığını kısımları da gönderdim. Yarın sabah sigortaya verecek şirket kamera görüntülerini. Hasara sebep olan öndeki Audi aslında. Öndeki Audi'nin yaptığı sorumsuzluk. Bununla alakalı sigorta bu malın parasını öder. Ben hesapladım arkadaşlar. 24 bin euro falan civarında bir hasar var şu anda arabada, malda yani. Bu hasarı sigorta ödeyecektir ama bu hareketi yapan vatandaşlara da büyük ihtimalle rücu edecekler, dava açacaklar yani. Dava açarlar diye tahmin ediyorum. Öndeki Audi'nin sürücüsüne sigorta mutlaka böyle şeylerde dava açıyor yani. Bunlara es geçmiyor. Sonra bu adam mahkemeye falan çıkacak, olayı anlatır, kendini savunur artık ne olacaksa olur. Benim de ifademi alacaklar büyük ihtimalle. Sonra bu hasar bu vatandaşa rücu edilecek yani. Şu anda başı belaya girdi. En azından ölmediler yani. Çünkü arkadan o hızla çarpsaydım ben arabada çarpışma önleme sistemi olmasa ben bu arabayı o kadar iyi durduramazdım arkadaşlar. Arabayı ben durduramadım. Arabayı durduran şey
çarpışma önleme sistemi. Ben frene bastım ama benim bastığımdan çok daha şiddetli bir fren daha geriden yapmaya başlamıştı araba. Ben onların yavaşladığını gördüm ve frene basmaya başlamıştım ama durdular. Birden durdular, onu göremedim uzun mesafede. Yani adamın başı büyük ihtimalle belada. İşte görüyorsunuz böyle aptal aptal trafikte işler yapıldığı zaman sonuçlarına da katlanacaksınız. Umarım katlanırlar. Umarım 24 değil 50 bin euro öderler. Umarım o arabasını satmak zorunda kalır. Böyle beyinsizler yüzünden görüyorsunuz işte başımıza gelen şeyleri. Yani daha geçenki videoda konuştuk. Araba Roman plaka. Böyle bir şey asla Avrupa'da görmezsiniz. Ama Almanya'da olmaz. Hollanda'da olmaz. Böyle şeyler olmaz yani. Ama işte diyorum ya, doğuya gittikçe arkadaşlar diğer boyuta geçiyorsunuz yani böyle. Tırcı kardeş. Karnım aç, tüpüm yok. Mal devrildi. Davacıyım. Davacıyım abi. Limon sat diyen dayılar galiba doğru söylüyormuş. Evet arkadaşlar, belalı servis yine devam ediyor. Tırcı takipçi meslektaşım Murat. Bundan yaklaşık kaç ay önce? 7-8 ay önce takipçimdin değil mi? 1 sene önce. 1 sene önce takipçimdi, şimdi yine takipçim ama meslektaşımız da oldu aynı zamanda. Bulgaristan videom vardı ya, bir araba sana şey yapmış, bir üçgen açılık yapma. Golf gibi. Evet. Heh. Bana vurdu diye iftira attılar bana. O videoyla başladı her şey. Hı-hı. Ondan sonra gerisi geldi. Sonra Instagram'dan bir iki böyle bir şeyler oldu. Evet. Biraz da vesile oldu. Eski havacıydık. Hı-hı. Şimdi Aralık ayından beri havacı meslekteyiz. Aralık'tan beri tırcılık yapıyor. Şu an burası Romanya. Romanya'dayız arkadaşlar. Sibu'yu geçtik şey... Binteşi'deyiz. Yani Bükreş'e bir 80 kilometre falan var işte. Ben de buraya restorana girdim yemek yerim diye. Restoran kapalıydı. Mert Kaptan diye birisi sesleniyor, baktım. Murat bana mesaj göndermişti. Sen başlamadan önce gönderdin değil mi mesela? Evet. Hatırladım ben. Havaalanında çalışıyordu. Pushback. Pushback nedir? Şimdi havacılıkla alakalı olanlar bilirler ama... Uçaklar gideceği zaman uçağa itme çekme işlemi yapan araç. Adam yine çekici kullanıyormuş yani hani. Ama doğrusu olarak uçak varmış arkasında. Şimdi sen artık şeyi... Senin nasıl geri manevradan çok iyi olması lazım. Traktör de var apronda. Remork gibi bir şey. Uçaklarda bazı kargo yükleri var. Geri geri yanaşıyorsun. 7 metre uzunluğunda. Hatta Mustafa Kararsan abi bilirsin. Aha. İstanbul'a Gökbora'ya gelmişti. Ben de ziyaretine gitmiştim. Dedim abi, evet, müsaaden olsa gelelim diye. Orada anlattım. Hatta bir video gösterdim. Hı. Murat dedi, sen dedi bunu yapabiliyor musun? Dedim 10 yıldır yapıyorum ama artık dedim artık pushback yapıyorum. Hı. Dedi bu tırcılar arasında dedi şeytan doğrusu diye geçerdi. Sen bunu yapabiliyorsan tıra her türlü yaparsın dedi bana. Biraz da öyle bir fişeklendik. Evet. Gerisi geldi. Şimdi sadece birazcık gerimiz zayıf. Gerisine bakacağız artık. D-Trans yazısını gördüm. Acaba dedim. Baktım Sibiu yolu geliyor. Ondan sonra baktım esmer birisi gözüktü. Dedim ben esmer değilim yalnız. Bu şey güneş yanığı, bak. Şöyle göstereyim. Kolega yanıyor bunlar. Aha, burası beyaz yanığı. Bu amele yanığı. O da bugün yandım zaten. Bugün bayağı bir 4 saat falan arkadaşlar dışarıda uğraştım abi. Ben bu kadar sıcak bak bir yıldır görmüyorum. Macaristan'a girdiğim andan itibaren hava 35 derece oldu birdenbire ve hala sıcak. Yani sıcağın altında da bugün çok uğraştım arkadaşlar. Çok bekledim orada. İşte adam duş al falan dedi bana. Türk firmasına gittim malı düzeltmek için. Duş aldık da boşaldık yani. Yine gitti yani. Yarın bakalım Bükreş'te bir daha. Asıl film yarın başlayacak arkadaşlar. Bükreş'te bu mal sigortalık olursa eğer, bu malı almazsalar. Davacıyım. Ondan sonra vallahi bilmiyorum. Ben de limon sat bu işi yapma diye gezmeye başlayacağım piyasada. Bir tane 10 tane diyorum koyun alayım kendime. Çıkayım dağlara. Azer Bülbül'ün başaramadım şarkısını söyleyeyim. Olmazsa öyle yapacağım yani. Ne yapayım? Burada olmazsa. Sen Türkiye'ye dönünce vatana millete sen bir gariban sevindir. Bu kadar abi, ben, haller gelmiş başına. Gariban sevindiriyorum ben zaten. Yani benim sabit sevindirdiğim garibanlar var. Gariban demeyelim de ona, yani ihtiyacı olanlara yardım ediyoruz. Olsun. Zaten bu YouTube gelirleriyle yapıyorum bunu hatta. Şöyle diyelim. Beterin beteri var. Allah evet, beterinden evet, saklasın şüphesiz. Ne diyelim. Burada aynen, tanışmak, görüşmek nasibimizde varmış. Bak evet, restoran kapalı. Yiyecek bir durum yok. Bana denk yok geldin. Benim de tüpüm de yok arkadaşlar. İşte güçlerimizi birleştirdik. Murat'ın tüpü vardı. Benim de bir şeyler vardı. İşte yaptık yedik onları. Şimdi sen bana Mert deyince ben sevindim. Bak burada videoda söylüyorum. Arkadaş inşallah o videoyu izler. Söyleyeyim mi sana? Evet. Bundan bir 200-250 km önce bir tane Volvo. Bir Volvo. Mert Kaptan dedi. Baktım takipçim ben senin dedi. Yanıma yanaştı arabayla. Camdan açtı, camdan konuştu. Ben de dedim ki arkadaşa, park et dedim. Anlamadı herhalde. Biraz dedim işim var dedim. Ama park et kısmını anlamadı. Biraz işim var anladı. Eyvallah dedi. Ben park edecek diye bekliyorum. Bastı gitti. Seni de görünce dedim inşallah odur. Çünkü ayıp oldu çocuğa yani. Hani ben ona böyle hani işim var şimdi hani
sen bak yoluna falan gibi bir şey demedim çünkü. Yani park et, işim var, birazdan ineceğim arabadan. Şeyleri, evrakları çekiyordum. Yani. Sigortaya gidecek evraklar. Aynen. Fotoğraflarını çekip inecektim arabadan ben de, bir kahve içeriz diye düşündüm. Ama o da, onda da Volvo vardı da, bu Volvo Volvo değil yani. O arkadaşa buradan selamlar, sevgiler. Bana e-mail adresim yazıyor, var dostum şeyde, YouTube profilinin altında e-mail adresi var. E-mail adresinden bana yazarsan eğer, bilgilerini görüşürüz sana tekrardan. Buradan ben Bükreş'e, sen Belarus'a. Allah yardımcın olsun. Hadi görüşürüz. Evet abi, bir gün sonradan tekrardan merhaba. Teslimat adresine geldim arkadaşlar. Bekliyorum bakalım, rampaya yanaşacağız. Ne olacak ne bitecek ondan sonra belli olur zaten. Ama bu video yeterince uzun oldu. Bundan sonraki videoda burada neler olduğunu anlatırım size. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.